şu bir servisimiz. Şu ikinci servisimiz. Şu da üçüncü servisimiz. Şimdi olay nerede başlıyordu? Order servisinde başlıyordu. Şunu şey yapalım. Yok. Şundan. Şimdi elimizde bir tane order servisi var. Order servisine biz istekte bulunuyorduk. İstekte bulunduktan sonra o payment servisini çağırıyordu değil mi? Bir önceki yaptığımız şeyde. Şimdi şuradakine de payment servis diye. Payment. Şurası da shipping. Şimdi arkadaşlar kareografi pattern'daki mantık da şu var. Kareografi ne demek? Birbirleriyle çok uyumlu bir şekilde yani demek kareografi yaptı deriz ya. Orada işte birden fazla kişinin bir araya gelerek aralarında çok uyumlu bir şekilde birlikte hareket etmeleri demektir değil mi? Burada da sen bir order yaratıyorsun. Yani bir sipariş yaratıyorsun, sipariş veriyorsun. Bu siparişi birden fazla eleman bir araya gelerek yapıyor, uyum içinde yapıyor. Bu şu anlama gelmiyor. Order diyor ki ben yöneticiyim diyor. Ben diyor ki payment'a sen bunu yap. Sonra shipping'e diyor ki sen de bunu yap diyor. Böyle bir şey yok. Hepsi bir nevi kendi şeyini yapıyor. Yani kendi kontrolünü yapıyor. Şimdi diyelim ki sen buraya bir tane şey attın. Bir sorgu gönderdin. Tamam mı? Şuraya bir tane sorgu gönderdin. Orders. Şöyle yazalım. Şuraya order sorgusunu gönderdin. Sen bunu gönderdikten sonra arkadaşlar bunun içinde bir tane logic çalışacak. Bu order servisinin içinde bir logic çalışacak. Bu logic çalıştıktan sonra arkadaşlar kendi işini, ben işimi bitirdim. En azından şu anki işimi bitirdim. Ve sorumluluğunu başkasına göndereceğim. Bunu yaparken de şöyle bir mekanizma kullanacak. Şuraya bir tane. Bunun içine diyeceğim ki order updates. Tam benzemedi ama burayı bir kuyruk olarak düşünün arkadaşlar. Şimdi bu işini bitirdikten sonra şurada kendi işini bitirdikten sonra gidecek event'i şuraya gönderecek. Kuyruğa gönderecek. Şimdi event'i burada bitirmek ne demek? Bir cevap verebilecek olan var mı? Mesela order servisi order isteğini aldı. Kendi içinde bir şey yapıp event fırlattı. Sence bu fırlattığı event neye ait? Ve şu anki statüsü ne olabilir? Ben söyleyeyim o zaman. Event order requested olabilir statüste in progress. Çok güzel. Yani Akinç çok güzel söyledin. Product'a şimdi burada product yok aslında. Order bir service mapping mi? Order oluştu payment bekliyor. Tamam. Çok güzel. Serkan dediği de güzel. Şimdi order aslında yani service mapping mi? İkisinin aslında bir fark yok da şöyle. Order'da bir tane API var evet. Dışarıya çıkmak için hani dışarıya bir servis verebilmek için onun bir tane şeyi var. Arayüzü var. Öyle olmak zorunda da değil. Bir kuyruk üzerinden de ilerleyebilirsin. Yani order isteklerini de kuyruk üzerinden alabilirsin. Ama ben burada giriş noktasını bir sanki bir API endpoint'iymiş gibi yaptım. Order buraya geliyor. Geldikten sonra aynı Serkan'ın ve Akin'in dediği gibi order'ı database'e kaydediyor. Kaydettikten sonra gidiyor. Event'i şeye fırlatıyor. Order update'i. Diyor ki bak benim böyle bir tane order'ım var. Muhtemelen o order'ın içinde birkaç tane bilgi var. İşte product'ın ya da item, list of item'ların bilgisi. Toplamda ne kadar tuttuğunun bilgisi. Öyle bir şey koyuyoruz. İçine öyle bir yapı koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar bu order update'i koyduk ya. Bu bir topic aslında. Burası bir topic. Şimdi bu topic'e bağlı olan bazı elemanlar olabilir. Genelde pub sub olayı vardır ya. Orada bir genel bir topic vardır.
Sen oraya bir mesaj yollarsın. Orayla ilgili olan kişiler, ilgilenen kişiler buradan faydalanır. Mesela order updates'i var. Burada muhtemelen bu event'i gönderdikten sonra bu order updates payment tarafından consume edilecek burada. Tamam mı? Bu event buraya geldi. Geldikten sonra bu payment iki dala ayrılabilir, değil mi? Mesela ne olabilir? Payment'ta bir başarısızlık oldu. Payment'ta başarısızlık olduğu zaman ne yapacak? Şunu kopyalıyorum arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bunun değişik yöntemleri var ama ben sadece şöyle bir şeyini anlatayım. Şöyle bir yolunu anlatayım. Şuraya payments updates diyeyim. Şimdi bu payment updates bu işini bitirecek. Bitirdikten sonra eninde sonunda buraya gönderecek ya. Şöyle. Şöyle. Order'ı aldı. Payment mesela ne yapar? Şuraya bir tane şey koyalım. Hani göstermelik de olsa şöyle. Şöyle third party bir şey koyalım. Stripe. Tamam. Payment belki şu Stripe ile aralarında şöyle bir ilişki vardır yani. Şöyle diyelim. Şöyle. Payment ile şeyin arasında neyse şöyle. Payment ile Stripe'ın arasında da böyle bir ilişki var. Kendisine order update ise subscribe olduğu için yeni bir order yaratıldı. Ha bir order yaratıldı. Ben hemen oradaki elemanın ne kadar amount olması gerekiyor user ID'sini falan kullanarak gideyim o adamın kredi kartından çekeyim. Stripe'dan çekeyim diyor. Stripe'dan çekiyor. Stripe'dan çektikten sonra success de olsa, fail de olsa arkadaşlar payment updates kanalına koyuyor. Şimdi bu kanalda muhtemelen eventin içinde true ya da false ya da olayın doğru mu yanlış mı ne olduğunu belirten bir field vardır. Ya da siz şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Payment'ın başarılı ya da fail olduğu durum için ikisi için ayrı ayrı şey de yaratabilirsiniz. Size kalmış. Hani topiklerle ne kadar muhatap olmak isteyip istemediğinize bağlı. İnternette sorun mu var? Hani kesilme yaşanıyorsa arkadaşlar bir kontrol edeyim. Olmaması lazım. Ha, akıcı diyor, değil mi? Tamam. O zaman şey Cem Falsen'de bir sorun olabilir abi. Tamam. Güzel. Şimdi payment'ta şey olduktan sonra başarılı ya da başarısız olması her iki durumda payment update'e gönderiyoruz. Daha sonradan da eğer bu başarılıysa, payment update başarılıysa shipping tarafından alınacak. Değil mi? Niye? Çünkü ödemesi yapıldı. Artık şeyi verebilirim. Sipariş tetiklenebilir. İşte hangi kargoysa oraya gidebilir. Bir de bunun ayrıyetten şöyle bir şey de olabilir arkadaşlar. Bunun şeyi bu da olabilir. Değil mi? Niye? Çünkü şundan dolayı şöyle şunu hangi durumda alırız? Şöyle gelelim. Şimdi payment success'te de order'dan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Orada herhangi bir sıkıntı yok. Ben sadece ana noktasından bahsediyorum. Diyorum ki payment update'e bir şey gönderdin ya. Eğer bu failed olduysa order bu payment update'in güncellemelerinden haberdar olmak istiyor. Subscribe olmuş. Failed olduğunda kendi tarafında bir aksiyon alabilir. Ama burada da success olduğunda yani success case'inde payment success olduysa bir sonraki aşamaya geçebilir. Yani shipping aşamasına gelebilir. Buraya da payment success diye. Daha sonradan shipping kendi içinde bir işlem yapacak. Kendi içinde bir işlem yaptığı zaman onun kuyruğunu da şuraya yazalım. Şurada olsun. Şimdi shipping kendi işini bitirdikten sonra gidecek bu kuyruğa şeyi atacak. Mesajı atacak. Şimdi bu da yine şey olabilir. Başarılı ya da başarısız olabilir. Arkadaşlar bir problem olabilir. Diğer ideleri bir şey yapayım. Yani bir problem vardır belki onlardan diye. Şunu da kapatayım. Sen de git. Sen de git. Orada da kapatalım. Save.
Tamam. En azından biraz daha azaldı. Şimdi başarılı olduğunda shipping update'e gönderiyor. Başarılı ya da başarısız olabilir. Şimdi shipping başarılı olduğu zaman genelde bunun muhatabı kim olacak? Yani her iki durumda da aslında öyle de. Şimdi shipping'den kim faydalanmak isteyebilir? Shipping olayında. Yine order faydalanmak isteyebilir. Bir de payment faydalanmak isteyebilir. Şimdi bu shipping failed olduğu zaman burada yani shipping'de bir hata oldu. Mesela diyelim ki göndermeye çalıştığınız örnek veriyorum apileri down ya da öyle bir şey. Daha sonra da kontrol etmek istemiyorsun. Öyle bir mekanizma var. O zaman arkadaşlar bunun payment bundan faydalanacak ya. Payment bu durumda gidecek arkadaşlar refund yapacak. Çünkü order'dan payment'a geldi. Payment başarılı bir şekilde bunu ödedi. Ödemeyi aldı. Sonra event'i gönderdi. Shipping dedi ki ha ödemesi de yapılmış. O zaman ben gideyim hemen shipping bilgilerini girip shipping'i de tetikleyeyim. Ama tetiklerken problem yaşadı. Bir iki defa, üç defa, dört defa denedi yapamadı. Yapamadığı için de bu başarısızdır deyip event'ini gönderdi. Bunu dinleyen payment servisi gitti. Ödeme yaptığı miktarı refund etti. Yani geri ödedi. Kredi kartına geri yükledi ya da banka kartına neyse. Order servisi de aynı şekilde gitti kendi statüsünü yani o order'ın spesifik order'ın statüsünü de in progress'ten failed'a çekti. Başarılı durum ne olacaktı? Başarılı durumda shipping succeed olduğu zaman payment bununla ilgili hiçbir şey yapmasına gerek yok. Ama order servisi gidecek kendi order'ını, o spesifik order'ı success'e çekecek. Burada yaptığı bu. Yani gördüğünüz gibi herkes atomik bir şekilde yani servisler kendi lokallerinde, lokal transaction'larından sorumlu. Transaction'ı halledebildikleri sürece bu transaction başarılıysa gidiyorlar, event fırlatıyorlar. Başarılı ya da başarısız olma durumuna göre de ya bir field koyarsın event'in içine ya da ayrı topikler üzerine ilerleyip öyle de ilerleyebilirsin. Şimdi bu mekanizmayı kodun içinde yapmaya çalışalım. Şu an arada mıyız? Bölmeden bir soru sormak istiyorum. Hatta hemen sorayım. Junior kodu bulmak istiyorum. O biraz şey oldu. Success çekecek derken mesaj mı gönderecek bir yer? Şimdi success başarılı olup olmadığını mesela shipping bir işlem yaptı. Sonra diyor ki arkadaşlar bende bir olay oldu. Bir güncelleme var. Ben bu güncellemeyi shipping update'e koyuyorum. Shipping update'e subscribe olmuş elemanlar bundan haberdar olacak. Bunun iki yolu var. Ya shipping failed shipping diye failed shipping event diye bir şey yapıp oraya failleri oraya gönderip success shipping event deyip successleri oraya gönderirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi bir tane koyarsınız shipping updates. Burada da event'i gönderip event'in içindeki bir field'ı success ya da fail diye öyle set edebilirsin. Dolayısıyla order bu event'i aldığı zaman orada karar verebilecek yani onunla ilgili. Yok arkadaşlar şimdi o kolayı nasıl olduğunu göreceğiz. Şimdi bu kuyruk mekanizmalarının yani PubSub mekanizmasının arasında konuştuğu birçok protokol var. Bunlardan bir tanesi işte long polling var, işte MQTT var, değişik değişik versiyonları var. Şimdi burada biz onun nasıl olduğunu göreceğiz. Bu kendi başına bambaşka bir konu, kuyruk. Mesela ben event'i fırlatıyorum. İsteyen onu kendi tarafına alabiliyor. Bu bir seçenek. Bir de comment channel dediğimiz bir şey var. Bu comment channel'da nokta atışı mesela payment fail oldu diyelim. Order'a diyorsun ki al bunu yap. HTTP sorgusu göndermiyorsun ama order'a diyorsun ki order bunu yapar mısın? Order'ın kendi kanalı var. Ama bunu yapabilmek için bütün servisler diğer servislerin bu kuyruk lokasyonunu bilebiliyor olması lazım. Bu kolay bir şey değil. Onun yerine biz PubSub'ı kullanıyoruz. Topic, onlara da subscribe olan Q'lar var. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar hemen şey tarafına geçelim. Yani kodlama tarafına geçelim.
Şeyi bir yandan şeyi de başlatayım da. Ya da siz o ekranı görmüyorsunuz. Hiç olmadı şuradan başlatayım. Şimdi hatırlıyor musunuz? Geçen session'da scaffold diye bir şey vardı. Scaffold'u da lokalle başlatalım. Yani ara ara ona da bakarız. Nedir ne değildir diye. Scaffold dev diyelim. Şurada. Tamam, şeyimiz var mı ona bakalım. Minikube -p custom status. Bakalım ayakta mı hala. Status değil mi? State. Bu deployment'lar falan hep lokalde yapılıyor diyor ya, Kubernetes Cluster'a. Onu açalım. Scaffold'la da bütün uygulamalar ayakta olsun. Daha sonradan kodlamamıza başlayalım. Evet, yani bir önceki oturumda da Turbine vardı bu arada. Sadece bu session'da değil, bir öncekinde de vardı. Bir öncekinde sadece aralarında haberleşiyordu servisler. Şimdi biraz daha ileri seviyeye gideceğiz. CPU'ya taban yaptıran ne? Kesilme falan olursa direkt olarak şey yapacağım. Hani bu tarafı kapatıp tamam, bu burada şey yapsın. Devam etsin kendi başına. Burada da kalsın. Şimdi arkadaşlar order servisten başlayalım. Öncelikle order servisinde zaten bir create order handler vardı. Bununla ilgili başka herhangi bir şey değişiklik eklemeyeceğim buraya. Ama şöyle bir şeyler yapmam gerekiyor. Şimdi HTTP handler func kodlamaya başlayalım. Handler'ın geçen şeyin aynısını yapıyordum, hatasını. Şimdi arkadaşlar burada diyeceksiniz ki neden şey var, başka bir handler koyuyoruz. Oraya geleceğiz. Şimdi arkadaşlar normalde dedik ya, benim elimde 3 tane mikroservis var. Bu 3 mikroservisin içinde de yan tarafında sidecar'lar var. Biz bunlara turbine sidecar diyoruz. Ben bir şey yapmak istediğimde, request göndermek istediğimde ben lokalimdeki turbine'a gönderiyordum. Aynı bunun gibi. Bu URL sabit. Şuradaki URL sabit. Şimdi de arkadaşlar ben herhangi bir servise ulaşmak istediğimde ya da herhangi bir topiğe bir şey atmak istediğimde yine bu URL üzerinden otomatik olarak yapabiliyorum. Yani ben oturup da bir yere consume olup publish edeyim, onlarla uğraşmıyorum. Bana böyle bir kolaylığı var. Bir event geldiği zaman da onu şöyle yapıyorum. Mesela order service arkadaşlar. Order servisi. Payment events. Payment servisinin eventleriyle ilgileniyor. Tamam, çünkü hata olduğu durumda gidecek order'ı şeye çekecek, fail'e çekecek. Buna şimdilik payment event handler diyor. Tamam. Projede arkadaşlar şunu yapıyoruz. Basit bir Saga koreografi pattern'ını kullanan basit bir tane şey yazıyoruz. Mantık bu. Örnek bir Go mikroservis havuzu yazıyoruz. Şimdi bu order servisi payment ile ilgileniyor. Başka neyle ilgileniyor arkadaşlar? Başka ilgilendiği şey şu. Change to diyelim. Bir diğer ilgilendiği şey de shipping. Events. Burada da diyecek ki shipping events. Handler. Bunu da aynı şekilde yaratalım, bunun şeyini. Nedir? Handler'ını yaratalım bunu da. W R. Tamam. Şimdi benim ilgilendiklerim bunlar. Servis ayağa kalkacak. 3001'de şey verecek. Yani bir öncekine nazaran pek de bir farkı yok. Ama şöyle bir şeyimiz var arkadaşlar.
Şimdi ben diyorum ki bu payment'ın ve shipping'in eventleriyle ilgileniyor ama aslında o ne demek? Biraz ona bakalım. Hani bunu nasıl yapıyor da öyle şey yapılıyor, ilgilendirebiliyor. Şimdi artık şu sorguyu yapmayacağız. Yani şuradaki düz payment'a bir sorgu göndermeyeceğiz. O olay kalkacak yani. Ama şuraya biraz bakalım. Önceden hani ben order servisi ayağa kalkarken ne veriyorum? Hani şurada baktığınız zaman Turbine diyor ki kendi servisin içinde slash turbine slash config diye bir endpoint verirsen ben oraya sorgu atmayı biliyorum. Oraya sorgu attığında bana döndürdüğün cevaba göre de seni kaydedeceğim diyor. Ben diyorum ki ben order servisiyim. Service name'im order service. Şimdi burayı biraz daha farklı bir yapıya getireceğim. Diyeceğim ki buraya yine write header. Yine farklı olan bir şey yok. Bu sefer arkadaşlar yok write header değil write olacak bu. Şurası write. Yine burası byte olacak. Byte'ın içinde bu sefer bambaşka bir şey yazacağız. O da şu arkadaşlar. Şurası bir şeyden ibaret. Yani yine JSON yazacağız bunun içinde. Ha, burada da JSON'dı. Service name, order service. Ama burada bu sefer biraz daha şey var. Farklı bir yapı var. Şimdi service name'ini söyledim. Şurayı. Bir diyeceğim ki service name. Buraya diyeceğim order service. Şimdi bu Turbine'da sadece bunu değişik ayarları da ayarlayabiliyorsun. Mesela diyorsun ki ben order servisiyim. Benim servisim adı order service. Daha sonradan da arkadaşlar nelere subscribe olduğunuzu da söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir şeyiniz var. Gelelim şuraya. Şöyle yapalım hatta. Tamam. Şimdi şurada diyorum ki ben topic şu topic'e subscribe olmak istiyorum. Hangi topic? Shipping updates. Shipping updates. Herhangi bir güncelleme olduğu zaman da onu bana şuraya yolla. Endpoint sadece. Slash shipping events. Bu da temel olarak da değişiyor. Ben order servisi olarak shipping updates topiğine subscribe olmak istiyorum. Buraya bir event geldiği zaman da bendeki shipping events endpointine bunu gönder. Yani şurada zaten shipping events'i tanımlamıştım. Böyle bir kullanım. Şimdi bundan tabii bizde şey olacak. İki tane olacak. Şuraya koyalım. Şurada virgül. Peki İkincisi ne? Bir de payment'tı değil mi? Change şu. Payment updates. Payment events dedim. Bakalım bir sorun mu var? Tamam. Şimdi arkadaşlar buraya artık şununla bilgimiz kalmadı. Şununla bilgimiz kalmadı. Şimdi servisimizi ayağa kaldırdığımız zaman eğer bu topiklere subscribe olabiliyorsa benim için 10 numara. Peki burada şunu artık şunla bir şeyim kalmadı. İlgim kalmadı. Artık direkt olarak payment servisine herhangi bir şey göndermiyorum. Bu da şu demek oluyor. Burayla da ilgilenmiyorum. Burada da şeyi gönderirken başka bir yapı göndereceğiz. Ona da bakacağız birlikte. Şimdi create order ne demek? Bir mesajın publish olması demek değil mi burada? Bir kere event falan publish edeceğiz biz. O event'i de belirleyelim mi ne olduğunu? Şurada tanımlayalım. Event arkadaşlar bildiğin şeyde Go'da bir struct. Şurada bir struct tanımlıyorum. Diyeceğim ki bu benim için order event'idir. Buradaki içindeki field'lara fazla kafanızı takmayın arkadaşlar. Burada amacım size domain'i öğretmek değil. Amacım çok basit datalarla bu pattern'i nasıl uygulayabiliriz onu göstermeye çalışıyorum. Şimdi tipik bir şeyde event'te order'ın ID'si oluyor değil mi? Diyorum ki buraya işte bu int64 olacak diyorum. Hatta JSON'la çok muhatap olduğum için burada buna şey diyorum.
Yani herhangi biri bunu Jason Marshall yaptığı zaman order alt tire id diye Marshall olur. Şimdi burada bir de sanki bir tane şey order verebiliyormuşum gibi. Burada da şey yapıyorum. Product id. Bir tane daha verelim. O da arkadaşlar correlation id. Correlation id'yi muhtemelen duymuşsunuzdur. Şimdi bu tarz distributed sistemlerde hani bir yerde bir event başlıyor. Daha sonradan o birçok yere uğrayabiliyor ya. Onu yapabildiği için bu tarz yerlerde correlation id'yi baştan başlatıp yani trace id gibi daha sonradan o event dolaştıkça o correlation id'yi de taşıyabilirsiniz. Yani ileride yani o order'ın yaşam döngüsünü çıkarmak için. Şimdi burada order event'i dedik. Bu burada order event'i fırlatıyor. Şimdilik o zaman burada kalalım. Tamam. Şimdi create order handler ne yapar arkadaşlar? Oraya bakalım isterseniz. Create order handler bir kere bizde şunu yapacak. Bir paket indireceğim arkadaşlar. Bu arada başladı. Güzel. İndireceğim pakette go get şeyi bulmam lazım. Paketin adını bulmam lazım. Umarım bulabilirim. GitHub. Şu. Go get eksi o github.com/google/uuid. UUID generate eden bir tane kütüphane. İndiriyorum. Daha sonradan arkadaşlar yolumuza devam edelim. Şurada geldik. Bir kere correlation id. Şimdilik hatayla ilgilenmiyorum. Burada arkadaşlar UUID nokta new UUID dediğimde bu benim için correlation id. Şimdi bu bana bir tane correlation id'yi generate etti. Niye kızıyor bana? Ha, import'u save'de mi olacak? Sync. Tamam. Tamam, süper. Şimdi işlem ilk order'da başlıyor ya. Tetikleyicisi burası olduğu için burada bir tane kendime correlation ID yaratıyorum. Daha sonradan arkadaşlar mesajı publish edebilen bir mekanizma yapacağım. Yani şöyle bir şey olacak. Şurada kaba tabiriyle yaptığım zaman diyeceğim ki publish message. Nereye publish edecek? Adını vereceğiz. Yani ben order'la ilgili bir şeyler yaptım ya. Order update diyeceğim. Şuraya da şeyi vereceğim. Bildiğin event'in kendisini bodoslama paslayacağım buraya. Mesela order ID 1 olsun. Ondan sonra product id'si 2 olsun. Şöyle. Correlation id'si burası bir string ya. Correlation id nokta string diyelim. Daha sonra da statüsü ne olsun? Şimdilik true diyeyim buna. Hadi. Yani normalde değişik statüleri in progress falan öyle gidip geliyordu. Ama şimdilik hani basit açısından diye true. Hani herhangi bir hata yok falan anlamında. Şimdi burada bir şey var. Bir mesela şey var, bir fonksiyon var, publish message diye. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Onu implement edelim. Create function. Şimdi bunu her yerde kullanacağız arkadaşlar. Sıfırdan yazmayacağım hepsini. Haberiniz olsun. Şimdi burada birinci şey yaptığım parametre ne? Burası topic. Tamam. Bu bir string. Event'te de arkadaşlar hani generic olsun diye şöyle bir şey yapacağım. Event dediğimiz şey aslında mesaj. Buna da şimdilik order event demeyeyim. Ona da interface. Tamam. Bu temel anlamda error döndürebilir. Şimdi burada yaptığı şey şu olacak arkadaşlar. Eline bir tane mesaj geçti ya. O mesajı ilk önce bir JSON nokta Marshall deyip Marshall yapacağız. Yani byte'a çevireceğiz burada. Sonra bu yani burada herhangi bir yani order event, başka event herhangi bir şey paslayabilirsin buraya. Daha sonradan bunu handle error şu kısmı handle error yapabiliriz. Ne diyelim buna? Message bytes dedim. Herhangi bir error olabilir. O zaman error olması durumda da ne diyelim buna?
diyelim ki return error nokta new diyelim. İçine de couldn't publish message. Tamam. Diğer durumda da ne yapabiliriz? Log nokta printf deyip direkt olarak şöyle. Burada da diyebiliriz ki publishing, yani ben mesajı publish ediyoruz. To the topic. Hangi topiğe publish ediyoruz? Yüzdesi. Mesajımıza message. Mesajda bir obje olduğu için, interface olduğu için buna da şey diyorum. %V diyorum. Birinci parametremiz zaten topic'ti. İkinci parametremiz de message. Tamam. Peki şimdi olayı nasıl publish edeceğiz? Publish etmek arkadaşlar şeyle alakalı. Yine turbine endpointlerinden bir tanesine göndereceğiz. Şurada zaten neredeydi? Silmiş miydik onu? Silmedik. Bak şu. Şunu alıyorum arkadaşlar şuradan. Şöyle gelelim. Şuraya. Buna payment demeyeyim artık. Shift F6. Bunu direkt olarak yöreleyim. Şimdi şu arkadaşlar şu call mekanizması var ya. Şimdi call normal HTTP call yapıyordu. Burada ben call değil de şey yapacağım. Pub sub. Yine turbine üzerinde olan pub sub. Bu sefer pub sub fonksiyonunu kullanıyorum. Şuraya arkadaşlar şeyi geçiyorsunuz. Topiğin adını geçiyorsunuz. Daha sonradan da mesajı da payload'un içinde veriyorsunuz. Tamam. Bu bir tabi fmt sprintf şurası. fmt.sprintf. Bir parametre var burada. O da topic. Tamam. Şimdi bunu postalayalım şeye. Karşı tarafa postalayalım. Direkt olarak HTTP post diyebilir miyiz şöyle? HTTP post desek. Artık bir metot post dememize gerek yok. Böyle direkt değişik bir format olsun. URL. Body içine ne koyacağız? Body içine bizim şeyi vermemiz lazım. Yukarıda message bytes vardı ya. Şuraya bytes nokta new buffer deyip bu buffer'ın için yukarıda verdiğimiz message byte'i verebiliriz. Bir parametre daha istiyor bizden. O da şey şurası. Application slash json. Tamam. Şimdi bu ne peki? Bu ne döndürüyor bize? Buradan da resp direkt olarak resp diyelim. Herhangi bir hata varsa burada, yani şuradaki hatadan bahsediyorum. Herhangi bir hata varsa log'u basabiliriz. Log nokta print len'i ne diyeyim? Couldn't connect to turbine service'e şöyle bir şey yazabilir miyiz? Yani bir de error'ımızı yazalım şöyle. Hata olduğunu o da şey yapsın diye. Şeyde direkt olarak da şuradan şeyi dönelim. Return errors nokta new deyip şuradan couldn't connect to tamam. Peki arkadaşlar şöyle bir şey yapsak ne olur? Şimdi burada bir şey döndürmemiz gerekiyor bizim değil mi? Şu satırlarla artık ilgilenmiyorum. Şurayla. Şurayla ilgilenmiyorum. Altına indiğim zaman da if response'un status kodu eşit eşit 200 ise burada diyeceğim ki log nokta printlen message published diyeceğim. Else durum bunda da ne yapayım? Bunda da diyelim ki log nokta println işte failed to publish message status code is ne diyelim? Resm string'in kendisini mi verelim? Basalım ne olacak? Resm nokta status code. Şimdi İrili ufaklı bir tane publish message diye bir fonksiyon yazdık. Onu da şurada kullanıyorduk. Hatta şunun hatasını da
handle edelim. Error diyebiliriz direkt buna. Şimdi burada biz bunu publish ettik. Bakalım onu görebileceğiz mi? Onu da bakmamız lazım. Mesela şurada kullanmış mıyız öyle bir yapı? Şurayı da kullanmışız. Tamam. Şu iki satıyı yok ediyorum. Hatta şunları da yok ediyorum. Hata varsa burada status server error deyip sonra byte'ın içinde şurada hiçbir şey kasmadan şurayı direkt olarak error diyebilirim. Ama diğer durumda da arkadaşlar status okay deyip buraya şeyi basabilirim. Şuraya correlation id.string. Yani bir daha şuradan özetliyorum. Diyorum ki herhangi biri bana create sorgusu gönderdiği zaman, order'ı create etmem için bir sorgu gönderdiği zaman geliyorum, bir tane correlation id yaratıyorum. Sanki burada bir işlem yapmışım da, database'e yazmışım da bitirmişim diye. Daha sonradan bu mesajı publish ediyorum. Publish ettikten sonra burada bir hata alırsam internal server error döndürüyorum. Aksiye başarılı olursa da kullanıcıya okey dönüyorum. İçinde de correlation id'im var. Yani sana correlation id'yi döndürüyorum, istersen onunla ne yaparsan yap. Yani o benim senin gönderdiğin isteğin giriş noktasındaki kimliği bu diyorum yani. Burada bizde nerede bir hata şey yapıyor? Bir yerde bir hata. Niye dememişiz bunu? Hani buraya kadar geldiysen bunu diyebiliriz. Tamam. Şimdi arkadaşlar order servisi olduğu gibi order servisi. Şimdi şeyden şuradan bir bakalım. Scaffold def. Şimdi artık diğer servislere kopya da yapıştır. Tık tık içlerini değiştirerek bir mekanizma yapacağız. O arada şeylere bakayım. Servisler arası event dolaştırırken bizden fazla protokol. Protokol yanlış kavram değil arkadaşlar. Yani şimdi event source yapmak ne demek? Ortalıkta dolaşan eventler var değil mi? Bazıları eventi publish eder, bazıları da onu consume eder. Yani ne yapıyorsunuz? Eventler üzerinden haberleşiyorsunuz. Eventler üzerinden haberleşirken o eventin gönderilmesi, alınması, sonuçta sen eventi gönderirken bazen mesela karşıdakinin kim olduğunu bilmiyorsun. O yüzden sen bir posta kutusuna koyuyorsun. Onunla ilgilenen gidiyor, alıyor. Mesela burada adam ister HTTP kullanır, long polling yapar, HTTP 2 yapar, MQTT yapar. Bu IoT dediğimiz cihazlarda kullanılan protokolden kastım o aslında. Yani HTTP gibi, TCP gibi kullanılan o altyapıdaki protokol. Hatta referans olarak, yani okudunuz mu bilmiyorum, Chris Richardson'ın şeyi var, Microservices Pattern kitabı var. Orada mesela bu konuya biraz değiniyor. Ama bu konuyla en kapsamlı kısmı Enterprise Patterns, Enterprise Pattern Architecture diye bir kitap var. Oradan da bakabilirsin. Orada şeye değiniyor. Bu kuyruk olayları yakın zamanda gelen bir şey değil. Spring'in içinde, Spring Integration projesinde bu kuyruklara çok yer veriliyor. Oralardaki patenlerden bir tanesi. Aralardaki iletişimdeki kullanılan alt takımdaki protokol. Demek istediğim oydu. Mesela bütün konsümörlerin adı. Şimdi Turbine'da bir topiye mesaj attığın zaman oraya kim subscribe olduysa, mesela ben burada şeye bir event gönderdim, order'a, ama bu order'ın daha order şeyine bağlanmış olan herhangi kimse yok henüz. Dolayısıyla bu mesaj hiç kimse tarafından okunamayacak bu aşamada. Ama devamı gelecek şimdi. Orada birlikte göreceğiz. Eğer iki resource'dan biri transactional desteklemiyorsa o işlemi transaction içinde en son yapı oradan gelen cevaba göre transaction commit ver. Şimdi yani o soru muydu cevap mıydı bilmiyorum ama mesela elinizde 5 adımlık bir işlem var. Paralelde yapamıyorsunuz. Adım adım yapmak zorundasınız.
hem adım adım yapıp 3. sırada olan elemanı pas geçip diğerlerine geçiyorsanız ve orada transaction yapı kullanmıyorsanız o bir problem zaten. Transaction yapı kullanmadığınız yerler genelde ne olabilir? Bir event fırlatıyorsun. Eninde sonunda yani beklenebilir bir zaman sonunda o veri güncellenebiliyorsa arka tarafta beni bloklamayan bir işlem. Burada transaction olmayan bir altyapı kullanırsınız. Ama adım adım ilerliyorsanız, ona bağımlılığınız varsa transaction'ı kullanmak daha mantıklı. Transaction'ın bir yapı yoksa o zaman çok derin şeylere girmeniz gerekebilir. İşte versiyonlama, ne bileyim onun gibi işlemlere girebilirsiniz. O yüzden onu ilk tasarlarken bakmanız gerekiyor. Turbine'ın GitHub sayfasını paylaşabilir misiniz? Hazelcast Turbine yazdığınız zaman arkadaşlar çıkar direkt. Turbine'da persistence ne durumda peki? Çok güzel bir soru. Turbine'da arkadaşlar arka tarafta state şeyde tutuluyor. Hazelcast'te tutuluyor haliyle. Mesela servisler aralarında haberleşiyor ya. Bu serviste kendilerini register ettiği zaman Hazelcast'te bir tane map'te tutuluyor bunlar. Pub sap'ı kullanmak istediğinde de Hazelcast'in içindeki topic queue mekanizması kullanılıyor. Yani aslında aynı şey. İçerideki var olan veri yapıları buralarda otomatik olarak kullanılıyor. Ama arada bir abstraction var. Sen bu internal yani nasıl consume edeceğim, nasıl topic'e publish edeceğim onlarla ilgilenmemiş oluyorsun. Uğraşmamış oluyorsun. PubSub için persistent bir DB kullanılıyor mu? Yok, DB yok arkadaşlar. Hazelcast'te DB yok. Çok 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 şey var. Hot restart diye bir özellik var. Diske persist edebiliyorsun onu in memory'deki. Hazelcast'in amacı arkadaşlar mantığı in memory data grid. Yani dağıtık bir ortamda in memory çalışan yani hafızada olan datanın hafızada olduğu bir yer. Haliyle şey diyebilirsiniz ya cluster kapandığında ne olacak o zaman? Yani datam uçacak mı? Zaten Hazelcast'te multi node kullanıyorsun. Yani demek istediğim en az 3 node falan kullanıyorsun. Veri herhangi bir node kapandığında zaten diğer nodlar var. Yani o veri çat diye kaybolmuyor. Zaten Hazelcast'in sana sağladığı şeylerden bir tanesi de bu. Bu arada şey açılana kadar cevaplıyorum arkadaşlar. Arada değerlendireyim diye. İyi yayınlar. Selam Ozan. Transactional Outbox gibi bir yapı implementasyonu gerçekleştirecek misiniz projenin devamında? Şimdi arkadaşlar ben burada Go'da bir yapıda bunu bitireceğim ama ileride şu hedefim de var. İleride de çok yakın bir zamanda bunun bir de Java versiyonunu yapacağım. Java versiyonunda bundan biraz daha derine ineceğim. Yani gerçekten veri tabanına kaydeden orada Saga Choreography Pattern Orchestrator göstereceğim. Transactional Pattern'a da bakacağız. Hatta orada şey yapmayı planlıyorum. Debezium. Duymuşsunuzdur CDC. Sen veri tabanına transaction kaydettikçe o gidecek inventleri atacak. Şimdi bak burada error Hazelcast yok diyor. Gidelim bir zahmet Hazelcast'i kuralım şurada. Terminal. Şuradan bir tane daha açalım. Umarım vardır. Uğraştırmasın beni. Mesela false. Bakalım. Bu kadar. Tamam, şunun Hazelcast'ın açılmasını bekleyelim. Soru cevaplayayım. Golang neden bu kadar popüler oldu? Birkaç aydır çok sık karşıma çıkıyor. Yani popülerliğini pek şey yapamam. Daha popüler mesela ne bileyim Rust daha hype gibi yani orada kullanılan. Bence şöyle bakmak lazım. Aslında yeni bir dil değil. Yani 2007'den beri yazılıp 2009'da production'da çok uzun zamandır kullanılıyor aslında. Benim Go'yu kullanmadığım ama ana motivasyon kaynağım servisleri çok küçük bir şekilde yaratabiliyor olmam. Orası benim işime yarıyor. İnfra tarafına daha yakın bir de. Yani hoşuma gidiyor konuda. Kayda değer önerin için çok teşekkür ederim. Kıymetli vaktin okey. Tamamdır. Bir yandan da CPU kontrol ediyorum var mı bir sıkıntı diye. Umarım şu konteyneri destekler şeyi. Container creating arkadaşlar imajı pull ediyor. Şöyle bakalım hatta KDP nerede Hz Hazelcast 0
Pulling image. Bak şu. Daha indiriyor yani imajı. Biraz bekleyeceğiz o arada. Şimdi burada choreography pattern'da arkadaşlar önemli olan işin büyük bir kısmı neredeyse kodlamaya başlamadan önce hani biz grafik yani bir şema çizdik ya. Yani biz orada rastgele çizdik de 5-10 dakikada. Onu oturup arkadaşlar tasarlamak. İşte işlemlerden başlayacak. Hangi uygulama hangi eventi fırlatacak? İşte belli eventlere kim muhatap olacak falan. Bunları önceden bir kağıt üzerinde çizip ve yeni servisler geldikçe bunu bir yerde bir dokümantasyonda bunu maintain yani bakımını yapmanız lazım. Ondan sonrası zaten kodlama kısmı zaten her zaman yaptığınız iş olduğu için daha en azından nispeten biraz daha kolay oluyor. Twitter'ım var arkadaşlar. Twitch'teki profilime girerseniz orada Twitter yok. GitHub profilime giderseniz orada görürsünüz. Abi Turbine'ı geliştiren ekipte mi yer alıyorsun? Ben Turbine'daki ekipte değilim arkadaşlar. Ben Cloud ekibindeyim. Orada biz şey yapıyoruz. Heh, şu anda şey açıldı. Şuradan da bakalım. Bakın şeyler bağlandı. Şimdi bir bakalım ne yaptı? Hani şuraya kadar yapamadı ama sonradan yaptı değil mi? Tamam güzel süper. Bak. Şimdi order sidecar. Gördünüz mü? Order sidecar, subscribe to topic, payment updates. Payment updates'e subscribe oldu. Niye çıkamıyorum? Şöyle. Hem shipping'e hem payment'a subscribe oldu. Güzel. Artık order servisi kendi başına bir şeyler yapabilen ve diğer eventlerden de, topiklerden de haber alabilen bir mekanizma artık. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Nereye gönderdi bunu? Gitti payment'a gönderdi. Şimdi de arkadaşlar gidelim payment'ta neler olması gerekiyor ona bakalım ama orayı biraz daha şey gideceğiz arkadaşlar. Buradan kopyala yapıştır götüreceğim için o yüzden biraz daha hızlı olacağız orada. Merak etmeyin bu kadar yavaş olmayacak. Şimdi burada bir payments vardı ya rest endpoint. Artık bunu devreden çıkartıyorum. Hani şey olarak olması gerekiyor yani bu. Şimdi peki söyleyin bakalım. O zaman payment bir ödemenin yapılması gerektiğini kimden anlayacak? Biraz ipucu verir. Aynen öyle. Süper. Order updates. Dolayısıyla bu servisin demek ki order updates'e subscribe olması gerekiyor. Güzel. Order updates'inde eventleri nereye gelecek? Order events'e gelecek burada. Ne diyelim buna? Order events handler. Bunu daha yazmadık. Ama şimdi yazacağız bunu. Şimdi şu küçük harf kullanmayı tercih edeceğim. Tamam. Peki shipping payment oradan gelen bir istekle payment'ı yapacak. Güzel. Ama aynı zamanda shipping'de de bir hata olursa onu da dinlemek isteyebilir. Dolayısıyla bir de shipping yazacağız, değil mi burada? Değiştireceğim. Tamam. Güzel. İki tane yere bağımlılığımız var. Peki şu servis kısmına gelelim. Şuraya. Hani burada ne yapıyorduk diye. Şimdi önceki bizde zaten vardı. Hani orayı kastırmayacağım. Şöyle alacağım şuradan. Şu kısmı alacağım. Turbine config handler. Aman. Şuradan gelelim. Şuraya. Şöyle yapıştıralım. Şimdi burada ne yapacaktık? Bu order service değil, payment servisinin kendisi. Şu aşağıda da shipping'e şey olacak. Bir de order updates. Şurada da order events. Şimdi arkadaşlar burada ilk defa event handler yazacağız. Şeyden order'dan gelen event'in handler'ını yazacağız. İsterseniz o kısma bakalım. Şimdi burada order'dan bir event geldi. Geldiği event'i nasıl değerlendirmemiz lazım?
Bir kere şeyi okuyacağız. Gelen request, yani bu bir request aslında. Request'in body'sini bir okuyalım. IO util kütüphanesi üzerinden. Read all deyip bize gelen re.body'yi okuyalım. Tabi burada bir error handling yapmamız mantıklı olabilir. Handler diyelim. Body'nin kendisine body diyelim. Error diye kalabilir. Eğer herhangi bir hata varsa buraya w.writeHeader deyip yine http.status bad request olabilir mesela. Güzel. Ve return. Direkt olarak buradan çıkarsın. Yani eğer hatalı bir şey varsa direkt olarak çıkarsın. Şimdi arkadaşlar şey konusuna fazla girmeyeceğim. Buradaki eventleri nasıl paylaştıracağız, o konuya pek girmeyeceğim. Şimdilik ayrı ayrı servisler oldukları için burada sanki böyle bir tane order event de burada da varmış gibi düşünün. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Ben bunu order event'ine kestireceğim. Var işte ne oldu? Order event. Daha sonradan JSON. Bakın bu sefer unmarshal yapacağım burayı. Unmarshal'da parametre olarak body'yi veriyorum. Daha sonradan order event'ine referansını veriyorum arkadaşlar. Artık bu marshal olduktan sonra şeye gelecek. Buraya gelecek. Bu aynı zamanda ne yaptı şu anda arkadaşlar? FMT işte ne diyeceğiz? Printf deyip bir tane mesaj alındı değil mi şu anda? Received ne diyelim? Pub sub events diyelim buna. Event'in kendisi bir tane obje. Artık kestedebildim bunu objeye. Ne diyelim? Order event diyelim şu anda. Daha sonra da ne olacak bunun üzerinde? Şöyle bir kontrol yapacağım. Elimde bir order event var. Bunun bir de statüsü var. Değil mi? Şimdi bunun statüsüne göre eğer şurada bu hatalı bir şey ise ne yapmamız gerekiyor? Buna göre bir aksiyon almamız gerekiyor. Burada da diyeceğim ki arkadaşlar şimdilik bir mesaj bile olabilir. Statüsü doğru değilse o zaman return deyip çıkıyorum buradan. Çünkü order'dan gelen eleman event eğer başarılı olduğu durumda ben bir şey yapacağım payment'ta. Onun haricinde herhangi bir şey yapmayacağım. Dolayısıyla böyle bir mekanizma koydum. Şimdi burada da arkadaşlar şöyle bir şey yapıyorum. Payment kendi işlemini publish edecek bundan sonra. Ona da aynı şekilde şuradaki publish mesajı alıyorum. Order'dakini. Şu order'daki neredesin? Şunu şöyle kapatayım şimdilik. Şurası. Aldım. Şuraya koydum. Güzel. Artık şurada kendi mesajımı göndereceğim değil mi? Publish message. Peki topiğim nerede şu anda? Payment updates. Burada da artık payment'ın eventini göndereceğim değil mi? Payment'ın eventini de burada kendim yazacağım. Payment'ta neler olabilir? Şöyle hemen bir beyin jimnastiği. Type struct'ımızı yazalım. Payment event. Evet. Daha sonradan billing ID diyorum. Billing ID burada şey olsun, integer 64. JSON'u olsun şurada. Geldik. Daha sonradan amount ya da price neyse. Buna böyle float 64 diyelim. JSON. Shift O. Bir sonrakine de yine correlation ID. Burada şöyle bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Go'da eğer bütün eventlerde correlation ID olacaksa bir tane struct yapıp onu embed edebilirsiniz. Status bool. Bunun da bir tane statüsü olacak arkadaşlar. JSON. Böyle bir yapı. Şimdi event'i gönderiyordu. Nerede? Şuradan. Artık bir payment event gönderebilirim. Fill all fields. Şuradaki billing ID'yi yine şey hani rastgele bir değer veriyorum burada. Hani şey yapmayacağım. Diyelim ki mesela 1. Şuna da İşte 22 diyorum. Correlation ID arkadaşlar şeyden geliyor. Direkt aldım ya order event. Onun üzerindeki correlation ID'den geliyor. Şunu da arkadaşlar random yapacağım. Şöyle random yapacağım bunu. Rand.seed buraya seed verebiliyorsun. Time.now now onun üzerinde Unix nano. Unix nano. Şuraya da şey diyebilirim. Run.int ne 2
Burada şöyle bir mekanizma var arkadaşlar, kafanızı karıştırmasın. Bir random generator var ya, ona bir seed veriyorum. Yani şu anki zamanla kullanarak, yani Unix nano timer'ını kullanarak bir seed veriyorum. Generator'a bir parametre veriyorum. O da bana random bir tane sayı yaratıyor. Bu eğer 1'e eşitse, zaten iki seçenek var. 1'e eşitse true döndürecek. 1'e eşit değilse false. Yani buradaki payment event'i bazen true döndürürken bazen false döndürebilecek. Yani olayı randomize etmek için yaptığım bir şey burada, statüsü kullanırken. Bunu publish ettik arkadaşlar. Daha sonra da şuraya diyeceğim ki temel olarak işte w nokta write, burada da yine byte, içinde de diyelim ki success. Tamam. Bu order event handler'ı yaptı. Değil mi? Gönderebilirsiniz arkadaşlar. Yani o şeylerin içinden, hani dediğim gibi domain'i öğretme mantığım, şeyim yok burada, amacım yok. Payment event'te şey gibi düşün. Mesaj içerisinde order ID'yi göndermek gerekmez mi? Yani şunu diyorsan eğer, payment zaten order'ı aldı. Buradaki order ID'yi biliyor, başka bilgileri biliyor. Kendi harmanlamasını yaptı ve kendi domain objesini oluşturdu. Burada ille de order ID'yi koymama gerek yok. Çünkü payment'la ilgili olan bir şey yapıyorum artık bundan sonra. Burada. Şey yapmak istediğim o aslında. Ama dediğim gibi oradaki field'lara fazla takılmayın. Yani daha oturup daha da güzelini yapabilirdim. Ama şimdilik böyle biraz daha, yani maksat eventleri oradan oraya nasıl taşıyoruz onu yapabilmek. Şimdi peki shipping'den bir şey aldığımızda ne yapmamız lazım bizim? Shipping'den aldığımız şey de aslında bu. Aynı. Şöyle geleyim. Şöyle. Şuraya. Şimdi bu sefer shipping'den bir şey aldık. Mesaj aldık. Şuradaki casting'i shipping event şeyimiz yok tabi burada henüz. Şuraya da shipping event. Şuraya da shipping. Tabi shipping event diye bir şeyimiz yok. Onu da şey yapalım. Yaratalım şurada. Yeni bir tane struct. Shipping event. Burada da adres olsun. String. JSON yine Marshall ederken tamam. Başka correlation ID de olsun. Partition ID. String olsun. Başka bir de JSON olsun. Nedense oraya öyle camel case yaptı. Hiç ilgilendirdi beni. Change in ve şu. Bir de status. Bul diyelim. JSON. Tamam. Şimdi şurasıydı ama. Event artık var. Şimdi arkadaşlar bu kendi içinde herhangi bir şey göndermeyecek ama şu shipping event'in, tamam mı, statüsü okey değilse eğer, burada şöyle bir şey yapması gerekiyor. Bir tane sadece log basacağım buraya arkadaşlar. Diyeceğim ki log nokta printer shipping %V failed refunding payment. Bu kadar. Shipping fail oldu. Şeyi refund ediyorum. Sadece log basmakla yetindim burada. Tamam. Tamam. Şimdi burada kaçırdığımız bir yer var mı? Bakalım. Eventlere subscribe olduk. İki tane şeyimiz vardı. Order ve shipping. Onu da koyduk buraya. Güzel. Şimdi arkadaşlar burada kendi başarılı bir şey yaptıktan sonra payment update'e gönderiyor ya. Şimdi bu payment update ile kim ilgileniyor? Onunla da şey ilgileniyor. Nedir? Shipping ilgileniyor değil mi? Şimdi shipping tarafını da yapalım hemen. Shipping tarafını da yapalım. Burada da tek bir tane var, değil mi? O da şeyden bakıyor, payment'tan bakıyor. Şimdi
Bu var. Güzel. Ama şurayı bir modifiye edeceğiz. Şuraya da bir tane endpoint koyacağız. Ne diyeceğiz arkadaşlar? HTTP nokta nokta handle func. Burada nereden gelecek bana? Payments. Payment event. Payment event handler. Neden? Tamam. Şimdi bunun diğerleriyle hiçbir farkı yok. Sadece bir tane struct yazalım arkadaşlar şuraya. Type. Şöyle bir type. Struct. Buna da ne diyeceğiz? Shipping event. Shipping event içine aynısını alacağım arkadaşlar şuradan. Şöyle payment'a shipping'i alacağım. Şuraya yazacağım. Güzel. Şimdi payment'tan bana bir event geldi değil mi? Bu payment'tan event geldikten sonra ne olacak? Onu yapmam gerekiyor benim. Dolayısıyla onu da şeyden alayım yine. Şu payment'tan alayım. Herhangi bir handler'da. Şurada mesela order'dan gelen bir handler var. Şuraya alayım. Şimdi IOUtil'le request'ten bunu aldık. Daha sonradan hata varsa yine bad request. Burası ne olacaktı? Burası bana payment'tan geliyor bu. Payment event. Şurada ne diyelim? Shift F6 ile yok payment. Payment event. Tamam. Payment event dedik. Payment event'in şimdi burada payment event'in statüsü başarısızsa ne olacak? Return değil mi? Yani benim herhangi bir şey yapmama gerek yok. Ama aksi durumda da ne yapacağız? Kendi statüsünü göndermesi lazım. Yani shipping update'se ve shipping event'i verecek. Shipping event'te ne vardı? Şöyle adres değil mi? Ne diyelim? Acme adres diyelim. Şöyle. Correlation ID zaten böyleydi. Statüsü de randomize ettik. Şu publish mesajı şuradan da alayım. Publish. Tamam. Şimdi ne yaptı? Payment'tan bir şey geldi. Eğer hatalıysa hiçbir şey yapmıyor. Hatalı değilse shipping update ise bir pub şey gönderiyor, mesaj gönderiyor. Burayı da success'e çekiyor. Peki şu turbine config handler'ı da bunun gibi bir şey yapalım. Şöyle. Şöyle. Bunun gibi modifiye edelim. Bu ne yapacaktı arkadaşlar? Şurası. Shipping service. Tek muhatap olduğu tek yer var. O da payment updates. Evet. Şuraya da payment updates ve şuralarla ilgilenmiyorum. Şurası burada bitiyor. Tamam. Başka burada atladığımız ne var? Ne var ya? Tamam. Buraları arkadaşlar olduğu gibi bitirmiş olduk. Tabii en başta order'ı yaptığımız için order'da şeyler kaldı. Mesela shipping'den bir şey geliyor. O shipping'i kim karşılayacak? Yani kendi statüsünü update etmesi lazımdı. Onu yapmadı. Dolayısıyla şuraya payment ve shipping'i de ekleyelim. Şuradaki shipping'i alıyorum. Şuraya koyalım. Bir de payment vardı değil mi? Payment'ı da şuradan alalım. Şöyle. Tamam. Payment ve ship... yok. Sadece payment ile ilgileniyor arkadaşlar. Shipping de kendisini şeye koyacaktım. Order'ın içine koyacaktım. Shipping. Payment. Tamam. Şimdi burada order'ın içindeki hiçbir handler'ı yazmamıştık. Bir tanesi shipping
Event Handler, diğeri de Payments Event Handler. Payment'ta bir başarısızlık varsa kendi statüsünü fail'e çekecek. Shipping'de bir şey varsa kendi statüsünü fail'e çekecek arkadaşlar. Öyle bir şey olması lazım. Mekanizma olması lazım. Peki, şey olarak, mantık olarak değişen bir şey var mı? Değişen bir şey yok. Şuradan nasıl order'dan mesaj geliyorsa aynısını yapacağız. Tek farkı şey fırlatmayacak. Nedir? Kendi eventini fırlatmayacak. Mesela payment başarısız oldu diyelim. Şöyle gelelim. Bana ne gelecek? Payment gelecek, değil mi? Şurası yani payment event olacak. Şurada shift-alt ile şöyle payment event. Statüsü return, yani burada statüsü report değilse bir şey yapmamız lazım. Yani şöyle bir şey yapmamız lazım. Log nokta print f shipping değil de payment %V failed updating order status as failed. Şuraya da payment'ın kendisine verebiliriz. Bundan sonra şeye gerek yok, şunlara gerek yok. Şunu siliyorum. Bir de şunun aynısından young şuraya yapıştıralım. Shift F6. Ne diyecektik burada? Payment event değil de shipping event. Shipping event. Tamam. Shipping event. Şimdi shipping event'in statüsü şey ise o zaman change word deyip shipping failed back. O da shipping event. Tamam arkadaşlar, bu kadar. Şeyleri kontrol edeceğim sadece. Burası düzgün yapılmış. Tamam. Yani mantık olarak bir şey kalmadı gibi başka. 3001'de, 3002'de ve 3003'te şu anda şey hepsi çalışıyor gibi. Yanlış oldu. Config handler. Kim bilir hangisini söyledin arkadaşım ya. Orders, payment event, shipping event. Şeyde mi? Shipping'de mi yanlış oldu? Payment events. Bu. Oo, tamam. Tamam, teşekkür ederim. Tamam. Şöyle. Teşekkür ederim. Kaydedelim. Burayı güncellesin. Sonra bir tane sorgu gönderelim. Bakalım ne olacak. Şimdi 3001'de çalışıyor, değil mi? Bir tane şey yaratalım buradan. Ne olsun? HTTP request, HTTP localhost, neydi? 3001. Ha. Jason neredesin? Jason şu. Create order'a ne verelim? Bir parametre alıyor muydu? Onu da unuttum. Order, create order handler. Aslında hiçbir şey almıyordu ya. Boşuna şey yapmaya gerek yok. Şurada direkt. Şuraya boş versek de olur.
Port forward yapmadık tabi. Şurada bir tane daha açalım şöyle. Port forward. Neydi? Ha, bunlar yenileniyor ya. Şöyle yapalım. Order'a bir port forward açalım. Port forward. Şu 3001. Port forward var. Page not found. Tabi. Slash orders. Tamam. 200 dedi arkadaşlar burada. Şöyle bakalım. Nereye gitti ne? Şimdi şu tam göremedim, burayı da şöyle aşağı doğru indireyim. Sonra şu scratch'e bir daha geleyim. Şimdi bir daha çalıştırın. Bu okey diyor. Correlation ID burada döndü. Publishing to the topic order updates. Şunu gönderdi. Message published dedi ama bunu kimse ilgilenmedi bununla. Niye ilgilenmedi? Şuraya bir daha bakalım. Neye subscribe oldu? Order updates'e subscribe oldu. Order events'e geliyor dedi. Order events'e geldi. Neredesin order events? Şu. Order events. Ha doğru. False olarak mı yaptı bunu? True yaptı. Tamam. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şunu kapatayım. Bir daha açayım. Yani çok fazla şey değiştirdiğimiz için orada biraz ayarları falan düzgün yapamamış olabilir. Event schemalarını merkezi bir yerde versiyonu şekilde yapıyorsunuzdur. Şu an her projede event tanımlıyorsunuz. Evet. Burada öyle yaptım arkadaşlar. Hatta şöyle bir kural var. A little duplication is better than wrong abstraction. Değil mi? Merkezi bir yerde tuttuğun zaman bunu birçok yerde kullanıyorsan tight couple olabilir. Yani orayı aşmadan dediğin gibi aşağıda bir yazmış Avro şemaları. Onun gibi tutabilirsin. Proto olur mesela. Generate edersin. Öyle tutarsın. Birçok yolu var. Ben burada şey olsun diye copy paste yaptım. Hani olayı dağıtmamak için. Tam bak. O mesaja bakmadan söyledim. Site. Senin dediğinle aynı zaten. Avro falan kullandığınız zaman böyle ne bileyim Kafka falan kullanıyorsan oralarda güzel olabiliyor. Ama Proto'da tercihimdir mikroservis ortamında. gRPC kısmı değildi yani gRPC'sini generate etmeden sadece Proto kısmını yani data ile ilgili olan kısmını generate edip öyle ilerleyebilirsiniz. Hatta biz Demori projesinde GitHub'da action yazmıştık. Sen Proto'daki bir field'i değiştirdiğin zaman GitHub action gidiyor. Proto compiler'ı kullanarak gerçek source kodları yaratıyor. Sen de kendi projende onu Go moda ekleyebiliyorsun. O da bir seçenek aslında. Intelligent Goland editörü bu, idesi. Tema olarak da Material temayı kullanıyorum. Aslında şey, ücretsiz tema bu. Şu.
Şu. Aa, size çıkmıyor ya. Şöyle mi yapmam gerekiyor? Yok ya, siz pop-up gözükmüyor. Material Tihim Uilite. Şöyle yazayım size de faydalanmak isterseniz. Material Tihim. Direkt marketplace'ten aratırsanız bunu şeyde pluginlerden direkt olarak görürsünüz. Lite olan ücretsiz, bir de bunun ücretli olanı var. Onu Lite'da her şey işimi görüyor. PubSub HTTP integrasyonundan başka türbanın alternatifi var mı? Ya başka yerde kullanmadım arkadaşlar. Genelde onların low level şeylerini kullandım. Client'larını kullandım. Bir de şeyi kullandım. Redis'i kullanmıştım ama onun mantığı çok daha farklıydı. Heh, şimdi bir bakalım arkadaşlar, şuralar doğru yapabilmiş mi? Şuradan başlıyorum. Bak, şuradan başlayalım. Shipping'e bakıyorum. Ne diyor? Servis adı shipping service, shipping service, subscription'ları, payment updates, end point de payment event. Bu doğru. Shipping doğru. Turbine başlatmış. Güzel. Sonra ne demiş? Payment ya da şuna bakalım. Payment service demiş. Subscription'ların içinde shipping updates var. Shipping events. Order updates, order events. Bu da tamam. En sondaki de order. Bu nerelere subscribe olmuş? Shipping updates, shipping events, payment updates, payment events. Tamam. Şeyi bir daha gönderelim o zaman. Port forward bir daha yapmamız gerekebilir mi? Gerekir tabii ki de. Şöyle gönderdim. Okey dedi. Şimdi bakalım. Ha, şimdi biraz daha iş değişti. Bakın şimdi. Bir tane order sorgusu geldi. Order servisi diyor ki, bak burada order'dan geliyor. Ben diyor IDC 1 işte bilmem ne 2 correlation ID bu statüste true olan bir mesajı publish ettim diyor. Daha sonradan bakın payment'a. Received PubSub event. 1 2 correlation ID aynısı. True. Order event'in olduğu gibi aldı. Daha sonra dedi ki publishing to the topic payment updates. Message bu. Bak, false olarak attı, gördün mü bunu? False olarak attığı için shipping bir şey aldı ama ilgilenmedi bununla. Çünkü false payment. Ama order'a bak. Received PubSub event false. Diyor ki payment event'i fail oldu diyor. O zaman order'ı failed olarak güncelliyorum. Bu. Olay bu. Hatta şöyle yapsak, bir tane daha atalım, belki şansımıza şey gelir, diğer versiyonu gelir. Payment'ın true olup şeyin false olduğu durumu yaratma gelir mi acaba ya? Payment true olacak da. Bir tane daha. Hani refund'ı görürdük diye düşündüm ama. Umarım şey mantığını anlamışsınızdır arkadaşlar. Yani haberleşme nasıl ilerliyor, onun mantığını anlamışsınızdır. Hadi bir tane daha. Yani shipping'e gelene kadar şeye düşüyor zaten. Payment'ı şöyle yapsak olur ama belki. Şurayı direkt olarak ben desem ki, şurayı true desem. Yani payment her zaman true geliyor. Ama shipping'in şey olma ihtimali var.
Shipping'in patlama ihtimali var. Bakalım var mı öyle bir şey. Evet. Şimdi bu haliyle yapalım. Bakalım ne olacak. Sadece payment servisi değiştirdim. Sadece o güncellendi. Sorguyu bir daha gönderiyorum. Burada bu şey aldı. Ha, true aldı. Bir tane daha gönderelim. Bak bu. Şimdi bak burada payment servisi bir event alıyor. ACMA address şu correlation ID false olarak gelmiş. Bir hata var yani shipping servisinde. Hata aldığı için gidiyor payment'ı refund ediyor. Demek istediğim oydu. Arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadardı. Yani şuraya baktığım zaman initial yani ilk grafiği çıkardıktan sonra yani ilk yaptığımız grafiği kim nereye ne gönderiyor çıkardıktan sonra servislerin içinde tek yapmam gereken şu oldu. Bana hangi eventler gelecek? O eventler geldiğinde ne yapacağım? Onları da tanımlamak için yani bir nevi PubSub mekanizmasını sen içerideki yani sen diyorsun ki Turbine'a bana bu mesajı gönderir misin? Bu topiye diyorsun. Senin için gönderiyor. Ya da diyorsun ki eğer bu topiye bir event gelirse bana haber verir misin? Benim endpoint'im de budur diyor. Çok güzel bir şekilde kendi içinde yapabiliyorsun buradaki her şeyi. Dolayısıyla en azından bu kullanım bana kolay geliyor. Sizinle de paylaşayım dedim bu yapıyı. Abi order servisten iki tane olduğu durumda ikisinde de aynı mesaj alma ihtimali var mı? Tabii ki de var. Tabii ki de var. Şimdi orayı nasıl yapıyorsunuz biliyor musunuz? Şöyle. Şimdi Kafka tarzı bir şey kullanmıyorsan eğer tamam mı? Burada biz Hazelcast kullanıyoruz. Onu test etmek lazım belki de. Topic Q'da. Bir parametrelerine bakarım. Bakmadım daha önce de. Orada zaten Kafka'da olsa olmasa da şöyle bir şey yapman gerekiyor. Sana bir event geldi ya. Bir sana geldi, bir diğer instance'a geldi. Tamam mı? Orada zaten veri tabanındaki veriye erişiyorsun ya. Orada bir transactional mekanizma olması lazım. Yani ilk önce kim yakalarsa verinin onu kitlemesi lazım. Kitledikten sonra işlem yapması lazım. Örnek veriyorum. Event aynı anda iki instance'a da geldi. İki instance'a geldiği zaman ilk önce kim aldı? A. A datayı kitlemesi lazım. Ki B aynı şeyi ona yapmaya çalıştığında locked exception alır ve işlemini yapmaz. Vazgeçer. Yani der ki ha, demek ki biri bunu locklamış. O yüzden ben dokunmayayım oraya der. O şekilde yapabilir. Onu yapabilirsin. Ya da halihazırda elinde Hazelcast olduğu için bu durumda Hazelcast'in içindeki map'i kullanıp onu da locklayabilirsin. Yine locklamayı ister map'te istersen database'de yapabilirsin. Ama güzel soruydu. Ben şeye bakacağım. Bizde PubSub mekanizması Topic Queue var da orada Kafka'daki gibi hem şey var mı onu bilmiyorum. Yani herhangi bir consumer group bir onu okuduğu zaman diğer instance'a düşmemesi olayı var mı? Onu bakmam lazım. Evet, doğru diyorsun. Aydın Pod'un da yapabilirsin. Ama şöyle düşün. Aynı anda ikisi aynı işlemi yapmaya çalıştığında patlayabilirsin. Yani dolayısıyla orada transactional olması daha mantıklı olabilir. Hani şey demeye çalışıyorum. İkisi de aynı anda işlem yapmaya çalışacak ya. Dedi ki ben bunu işliyorum. A diyor ki ben bunu işliyorum. B de ben bunu işliyorum diyor. İkisi aynı anda bir gönderiyor. Birincisi gönderiyor. Kaydediliyor. İkincisi de gönderiyor. İkincisi hiç hata vermiyor ama orada bir şey mekanizması olması lazım. Mesela bildirim falan gidiyorsa iki defa bildirim gitmemesi lazım. Onu es geçmesi lazım. Yani. Evet. Evet. Tamamdır arkadaşlar o zaman. Hepinize teşekkür ediyorum.
Umarım faydalı olmuştur. Yani advanced bir konu ama bir örnek üzerinde gördüğü zaman biraz daha şey oluyor, yolunda gidiyor. Şeyde bunun işte yani bu koreografiyi bir şeyde daha modelleyeceğim Java'da ama orada servis 3 değil de 2 yaparım muhtemelen. Ama full bir example olacak. Yani buradaki gibi logo basma değil de bir veri tabanına transaction'ı yazacağız. İşte bakın burada mesela correlation ID'leri yazdırdık ya. Correlation ID'lerinin olduğu yerde correlation ID'ye göre search yaptığında o event'in hepsini sana dökecek. İşte oradan payment'a gitti, oradan şuraya gitti falan gibi. Onları birlikte yapmaya çalışacağız Java'da. Ama muhtemelen onu Turbine'de yapmanın farklı bir şekilde gösteririm size. İkisi arasında karşılaştırma yapabilirsiniz mesela. Amazon'daki SNS SQS'i kullanıp işte oradaki MySQL ya da DynamoDB'yi kullanıp işlemler nasıl yürüyor diye. Haftaya şey var arkadaşlar. Aynı Saka pattern. Koreografi değil de bu sefer Orchestrator pattern var. Orchestrator'da da işte bir tane yönetici var. Diğerlerine söylüyor falan. O pattern'ı yapacağız. Ondan sonraki haftada şey var. Bu service mesh olayı var. Yani bu Turbine'i kullandığında otomatik olarak nasıl eline service mesh geçiyor. Onu göstereceğiz. Bir de muhtemelen bir session'da da şey var. Bu loglama falan olayları var ya, nasıl yapıyoruz, onlar var. Bu arkadaşlar direkt olarak Jagger integrasyonu falan var. Onu göstereceğim size ileriki session'larda. Direkt olarak Trace'i, bütün flow'u Jagger üzerinden görebiliyorsunuz. HUA9X. Yazılım öğretmek istesek nereden başlayalım? Bir tane dil seçip oradan başlayabilirsin. Yani burada bazı session'lar biraz advanced kaçabilir. Yani buraya direkt bakan biri ne oluyor burada falan diyebilir. Ama örnek veriyorum, ne bileyim, bir JavaScript'ten falan başlayarak bunlarla ilgili çok fazla doküman falan var, tutorial. JavaScript'ten başlayarak bir güzel bir başlangıç olur diye düşünüyorum. İşte Node.js falan kullanarak. Daha sonra da bu dili kendini yapmak istediğim bir projede, mesela ne bileyim, Türkiye'de işte Bitcoin ile çok fazla uğraşan var. Bu kripto teknolojileriyle uğraşan çok fazla insan var. Ne bileyim işte oradaki verileri analiz edebilen bir uygulama yazabilirsin gibi. Fiziksel bir proje üzerinde kullanmadığın sürece o dil kafaya oturmuyor yani, maalesef. Yani oradaki örnekleri çözmekle oturmuyor. Projeler üzerinde kullanmak lazım. Arada kitap okuma sessionlarımız oluyor. Oraya gelebilirsin mesela. Oradan da bir şeyler kapabilirsin. Ama biraz istekle alakalı arkadaşlar. Yani şöyle. Ya yazılım hoşuma gidiyor, bir şeyler yapmak istiyorum ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. Bu soruya cevabım az önce verdiğim. Tutoriallarla başlayıp GitHub'daki örnek kodları inceleyebilirsin. Mesela GitHub'da JavaScript projelerini listeleyip ya da meşhur olanlara bakıp nasıl yazmışlar, öyle ilerleyebilirsin. Ama yazılımla pek alakam yok ama yazılımda işte ne bileyim iş bulabiliyoruz diyorlar, o yüzden öğrenmek istiyorum falan dediğinde, istemeyerek yaptığın bir işse o biraz kötü olabilir yani. Hani zorlamayla öğrenmeye çalışırsın, o da pek şeyli olmaz. Randımanlı olmaz yani. Haftada iki çok oluyor maalesef. Kodlama sessionları haftada iki çok fazla oluyor. Çünkü buradaki yani çok fazla veri olmaması da rağmen senaryoyu falan oturtabiliyor olmam lazım. Bir de size zaman açıyor aslında. Yani burada gördüğünü ne kadar değerlendirebilirsin, makale okuyabilirsin, bir yere bakabilirsin, kitapta inceleyebilirsin. Sana da imkan tanıyor aslında zaman olarak. Selam Cumhur. Biz de tam kapatıyorduk abi. Şimdi bunu ben zaten şeye de koyacağım, YouTube'a da koyacağım. İzlemeyenler, yeni gelenler oradan bakabilirler. Onun haricinde tekrardan izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Haftaya Orchestrator Pattern var. Orada görüşmek üzere.